Hocam en çok gözüken hastalıklardan birisi de hipertansiyon. Evet. Hipertansiyon hastalığı da oldukça fazla gözüken hastalıklar arasında. Hipertansiyon hastaları için bize bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Kısaca ben bilgi vermeye çalışayım, süremizi çok aşmadan. Hipertansiyon toplumun yaklaşık 1/3'ünde gözüküyor. Çok yaygın maalesef ve %90'ın sebebi bilinmiyor. %10'un sebebini bulabiliyoruz ve sebebini bulduklarımızın tedavi şansı belki bir nebze daha kolay. Ama %90'ın sebebi bulunamıyor. Ve sebebi bulunaması da tabii ki yani her şey bitmiyor. Sonuçta ilaçlarımız var tansiyonu düşürecek. Ve biz bu ilaçları başvuruyoruz hastalarımıza. Hedefimiz de genellikle 140'a 90'ın altına düşürmek tansiyonu. Tabii ki direkt ilaç başlamıyoruz hastalarımıza. İlk önce bizim yaşam biçimi değişikliği dediğimiz öneriler var. Burak hocamız aslında çoğundan dolaylı da olsa bahsetti. Ne yapılması lazım? Birincisi diyete dikkat edeceğiz. Kilo fazlaysa kiloyu vermesi lazım. Tuza dikkat etmesi lazım. Tuzu mümkün mertebe kısacak. Egzersiz yapması lazım. Alkol kullanıyorsa alkolü kesmesi lazım. Bu şekilde önerilerimiz var. Bu önerilere rağmen 2-3 ay geçti hala tansiyon yüksek seyrediyorsa o zaman biz ilaç başlıyoruz hastalarımıza. Burada da 4-5 grup ilacımız var bizim. Ve genellikle birkaç ilaçta da zor ancak kontrol ediyor. Hatta bazen 3-4 ilaç başlamamız gerekiyor. Ve burada dirençli hipertansiyon dediğimiz bir durum ortaya çıkabiliyor. En az 3 tane ilaç kullanmasına rağmen tansiyonu hala yüksek seyrediyorsa biz buna dirençli hipertansiyon diyoruz. Ve bunların tedavisi gerçekten zor. Bununla da ilgili ben hani seyircilerimize bilgilendirmek istiyorum. Yeni bir tedavi yöntemi var. Özellikle dirençli hipertansiyon dediğimiz hastalarda. Sonuçta böbrek tansiyonuyla ilişkili bir organ. Böbrekten çıkan bir takım sinirler beyne gidiyor. Ve bu sinirlerin aşırı çalışması bu hipertansiyonu tetikliyor. Bu şekildeki herkeste değil ama dirençli hipertansiyon dediğimiz grupta yani 3 ilaç kullanmasına rağmen tansiyonu yüksek seyreden grupta biz bu yine kasıttan girerek anjiyo benzer yöntemle kasıttan giriyoruz. Böbrekteki atar damarların içerisine kateterle yerleşip yine radyo frekans enerjisiyle buradaki sinirlerin çalışmasını biraz azaltıyoruz. Tamamen ortadan kaldırmıyoruz. Bu şekilde oradaki biraz azaltarak tansiyonu yaklaşık 20 mm civarı kadar düşürebiliyor. Tüm dünyada 2-3 yıldır kullanılan ve giderek popüler olan bir yöntem. Çünkü yani 20 mm civarı az değil. Çok yani çoğu ilaç zaten 10 mm civarı anca düşürebiliyor. Yani yaklaşık 2 ilaç kadar düşürüyor. Dolayısıyla da etkili bir tedavi yöntemi olarak gözüküyor. Yani tansiyon hastaları bu işlemle evet. İlaç kullanmaktan artık kurtuluyorlar mı? Tamamen öyle değil. Yani bunlar zaten 3-4 ilaç kullanıyorlar. Kullandıkları ilacın sayısı azalıyor. Tamamen ilacı bırakması şu anda söz konusu değil. Belki ileride o da olacak ama evet. Şu anda sadece zaten bunlar ilaca rağmen yüksek seyrediyordu. Hem ilaca rağmen artık daha düşüyor ve ilaç sayısı azalıyor. Dolayısıyla da maliyet açısından da devlete faydası oluyor. Yine burada ekstra olarak söyleyeceğim biz Türkiye'de bu tedaviyi ilk uygulayan kliniklerden bir tanesiyiz. Geçen ay bir hastamıza bu tedaviyi uyguladık ve başarıyla taburcu ettik. Hastamıza takip ediyoruz. Yani Türkiye'de toplasanız belki 5. ya da 6. uygulayan klinik olduk. Peki bu hasta kaç ilaç kullanıyor hocam bu işlem olmadan 4 önce? Kullanıyordu. Peki şu anda işlemden sonra? Şu anda 1. aydaki takibe göre azaltacağız. Evet. Hemen sonuçta bu direkt işlem anında düşen belli bir şey değil. Belli bir süre geçmesi gerek. Tabii en az 1 ay geçmesi lazım. 1 ay sonra yavaş ilaç yavaş yavaş düşüyor. Yavaş yavaş azaltıyoruz. Çok güzel çünkü hem şeker hastalığı hem tansiyon hem de böyle kolesterol ilacı varsa yaklaşık tabii. Günde 8-9 ilaç evet. içen bireyler mevcut şu anda. Hı-hı. Ki bu işlemde hiç olmazsa tabii ilaçlarını azaltmış oluyoruz. Azalttığımız gibi tansiyondaki en büyük problemlerden birisi ileride bu hastaların felç geçirme riski var. Böbrekleri hasar görüyor, kalpleri hasar görüyor. Yapılan son çalışmalarda bu tedavinin bunları da azalttığı gösterilmiş. Yani sadece ilaç sayısı değil yani. İlaç sayısı birazcık hastanın günlük konforuyla alakalı ve maliyetle alakalı. Onun haricinde dediğim gibi felç geçirme riskini de azaltıyor. Kalp hastalığı gelişme riskini de azaltıyor. Esas sevindirici olan o zaten bizce. Evet. Ama bu tansiyonu yüksek olan bireyler. Tabii. Peki, tansiyonu yüksek olan tansiyon düşüklüğü olan bireylerde hocam nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Hiçbir hastalığı yok. Tansiyonu düşük. Tansiyonu düşüyor durmadan. Şimdi o genellikle çok hastalık olarak çok kabul edilen bir şey değil. Özellikle biz bunu gençlerde daha çok görüyoruz. Genç bayanlarda oluyor. Mesela tansiyonu düşüyor. Sınırda seyrediyor. Bunlar da birazcık aldıkları sıvıyı artırmaları lazım ve biraz yemeklerine tuz atmaları lazım. Ya da normal tuzlu yemeleri lazım. Tuz kısmamaları lazım. Yani onlar o şekilde dikkat etmesi genelde lazım. Genelde tuzsuz beslenenlerde mi düşük tansiyon görülüyor diyorsun? Olabiliyor ve evet. Gençlerde oluyor genelde. İyi beslenmeyenlerde oluyor. Biraz bunların günlük yaşamına dikkat etmesi lazım. Bunlar aç kalıyorlar belki. Sabah kahvaltısını yapmıyorlar. Onlara dikkat etmiyorlar. Birazcık onlara dikkat etmeleri lazım ama hipertansiyonun nazarına bu daha güzel bir evet. şey. Yani onun tedavisi daha kolay. Aslında tuzu ne çok almamız gerekiyor ne de çok az almamız gerekiyor. Tabii.
azalmak da kötü. Sonuçları doğurabiliyor. Çok bir hastalığı yoksa zaten hani tuzu biz tamamen kesmek değil, biraz azaltma taraftarıyız hastalığı yoksa, ama hipertansiyonu varsa, kalp yetmezliği varsa daha ciddi manada kısması gerekiyor tuzu. Evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği rakamlarda günlük 5 gram tuz galiba. 5 gramın altına ve çok üstüne çıkmamamız gerekiyor. Bizim Türkiye'de biraz ortalama yüksek ama bu yönde halk sağlığı çalışmaları yapılıyor, azaltılmaya çalışılıyor. Çok güzel. Peki hocam, kalp ritim bozukluklarından bahsettik, kalp pillerinden bahsettik. Bir de kalp kapakçığı rahatsızlıkları var. Evet, bizim kalp kapak hastalıkları da maalesef Hatay bölgesinde biraz sık gözüküyor. Ben Ankara'da çalıştım, oraya kıyasla söylüyorum bunları. Burada daha sık görüyoruz. Biraz belki sosyoekonomik seviyeden de kaynaklanıyor olabiliyor. Şimdi kalpte 4 tane kapak var ve biz bu kapakların ya darlığını görüyoruz ya da kaçağını görüyoruz. Ve bunları hafif, orta, ağır diye sınıflıyoruz. Hafif ve orta darlıklarda bir müdahaleye gerek ya da yetmezliklerde bir müdahaleye gerek olmuyor. Bunları ilaçlarla takip ediyoruz biz. Ama özellikle ağır bir darlık varsa ya da ağır bir kaçak varsa o zaman buna müdahale edilmesi lazım. Müdahaleleri de biz ikiye ayırıyoruz. Ya ameliyat olması lazım, hı hı, ya da bizim kasıttan girerek müdahale etmemiz lazım. Eskiden ağırlıklı olarak bu hastalarımız bizim ameliyata gidiyordu. Ama yani son zamanlarda artık teknolojinin de yardımıyla biz kasıktan girerek anjiyo benzeri yöntemlerle artık kapak hastalıklarının çoğunu tedavi edebiliyoruz. Özellikle romatizmal kapak hastalığı dediğimiz hastalıklar zaten en az 20-30 yıldır kasıktan girerek balonla tedavi edilebiliyordu. Biz de zaten klinimizde bunu yapıyoruz ama son zamanlardaki en önemli gelişme özellikle yaşlıların bir problemi olan aort kapak hastalığı. Yaşlardaki en büyük problemlerden bir tanesi yaşlılığa bağlı aort kapağı daralıyor ve bu ameliyatla tedavi ediliyordu ama zaten bu hastalar yaşlı olduğu için ve birçok tıbbi problemi olduğu için ameliyat şansı da çoğu zaman olmuyordu. Bir nevi bu hastaları biz kendi kaderine bırakıyorduk. Ama yine son zamanlarda yeni bir tedavi yöntemi olarak kasıktan girerek ameliyat şansı olmayan hastalarda aort kapağını değiştirme şansımız var. Bu da Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Yeni yeni Türkiye'de de başlandı ve biz de kliniğimizde bunu uygulamaya başlayacağız, bu tedavi yöntemine. Çok, artık kalp hastalarında yeni teknolojiyle yeni ameliyatlar yapılabiliyor. Peki hocam, kalp kapakçıkları, bir de kalbin delik olması, özellikle doğumdan kalbi delik doğan bireyler olabiliyor. Bu neden olabiliyor? İşte bu kalp delikli yani olduğunda nasıl tedavi uyguluyorsunuz? Bundan bize bahsedebilir misiniz? Kalp deliklerinin çoğu doğumsal oluyor. Yani bazen ileride özellikle kalp krizi geçiren hastalarda da delik olabiliyor, kalp krizine bağlı. O farklı bir kategori ama kalp deliklerinin çoğu doğumsal oluyor ve bu da yine genetik olabiliyor. Genetik olduğu gibi biraz yine sosyoekonomik seviyeyle alakalı, biraz daha fakir bölgelerde daha sık gözüküyor maalesef bu da. Orada kalpteki deliği biz biraz deliğin büyüklüğüne göre tedavi ediyoruz ve kalbi ne kadar etkilediğine bakıyoruz. Sonuçta her deliğin ameliyat ya da kapatılması gerekmiyor. Eğer ama delik büyükse, kalbin sol ya da sağ tarafı dediğimiz boşlukları büyütüyorsa, artık oraları yormaya başladıysa, kalbi olumsuz etkisi başladıysa artık bunların bir şekilde kapatılması lazım. Yine burada da eskiden genellikle kapatma ameliyatla oluyordu. Ama orada da artık ameliyatın yeri sınırlandı. Tabii ki ameliyat yine gereken hastalar var. Ama artık biz bu hastaların çoğunu yine kasıttan girerek ameliyatsız, cerrahi bir yönteme kalmadan, hastaların göğsü yarılmadan ve bir şekilde kasıttan girerek şemsiye dediğimiz yöntemle onu kapatabiliyoruz. Bunu da kliniğimizde yapıyoruz. Yaptığımız hastalarımız da var. Hepsi de sağlıklı, takip edebiliyoruz. Evet, yani kalbi delik doğan bireyler artık kalbi açık ameliyat yerine kasıktan yapılacak ameliyat. Tabii. Yani ilk önce kapatmaya uygun mu diye bakılıyor kasıttan girerek. Çünkü o daha konforlu bir şey. Sonuçta ameliyat zor bir şey olduğu için. Ama tabii ki her hasta uygun olmuyor. Hani buradan da öyle bir yanlış anlaşma olmasın. Ameliyat tamamen rafa kalktı değil kesinlikle. Kapatmaya uygunsa kapatıyoruz biz. Ama kapatmaya uygun değilse de tabii ki ve vakti geldiyse cerrahiye gitmesi gerekiyor hastamızın. Peki demin bahsetmiştiniz tansiyon hastalarından. Tansiyon hastalarına nasıl gerekiyor? Bundan da bize biraz kısaca bilgi verebilir misiniz? Sadece sıfır tuz mu demek gerek, yoksa başka öneriler de var mı onlar için? Yani eğer dirençli hipertansiyonsa belki sıfır tuz diyebiliriz ama onun haricinde tuzu daha çok belki 2 gram gün, 3 gram gün biraz daha kısıtlı miktarda almalarını tavsiye ediyoruz. Onun haricinde daha çok biz zaten kalp hastaları için Akdeniz usulü beslenme dediğimiz meyve sebze ağırlıklı ve yani yağ olarak da yine zeytinyağı ağırlıklı beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Yine yani kalp damar hastalığında da daha çok Akdeniz usulü. Hatay bölgesi de zaten aslında bu diyete de yatkın, kolay uygulanabilecek bir yöntem.
Daha çok bu şekilde tavsiye ediyoruz biz. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim size bu imkanı verdiğiniz için. Değerli bizi paylaştığınız, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, bugün kalp rahatsızlıklarından bahsettik. Sayın Doçent Doktor Adnan Burak Akçay ve Sayın Doçent Doktor Nihat Şen bizlerle oldu. Haftaya yine yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Sormak istedikleriniz ve görüşleriniz için bize mail ve Twitter adresimizden ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum.